Tam belli bir miktar para var. Paranın miktarını bilmiyoruz. Biz istersek bu paraya 100x diyebiliriz. %20'sini de kolay hesaplamış oluruz. Bankaya yatırılan para 100x olsun. Şimdi %20'si kadar faiz elde edeceğiz. O halde bir yılda 100x çarpı 20 bölü 100 kadar faiz elde ederiz. Bir yılda bu kadar faiz elde ediyoruz. Tabii kaç ay sonra demiş, aylık olarak hesaplamamız gerektiği için biz bunu aylık faize dönüştürmeliyiz. Eğer bir yıllık faiz, yani 12 aylık faiz bu kadarsa, bir aylık faiz de bunun 12'de biridir. Şurası bir aylık olduğu için 12'ye bölünce bir aylığı bulur. Şimdi kaç ay sonra diyor, onu da bilmiyoruz. Ona da kaç ay sonra dediğine de y diyelim. Bir ayda bu kadar faiz elde ediyoruz. Y ayda da bunun y katı faiz elde ederiz. Elde edeceğimiz faiz de paranın 1 bölü 4'ü olacakmış. Yani 100x'in 1 bölü 4'ü, 4'te 1. Şimdi her iki tarafta 100x var. Biz bu 100x'leri sadeleştirebiliriz. Sonrasında 20 ve 100'ü sadeleştiririz. 20'ye bölüyorum 1. 20'ye bölüyorum. Şurası 5 olur. Şimdi kalanları yazalım. Üst tarafta kalan sadece y. Alt tarafta kalan 5 ve 12. Eşittir. Sağ tarafta kalan pay kısmında 1 kaldı. Payda kısmında ise 4 kaldı. 4 ve 12 sadeleşir. 4'e bölüyorum 1. 4'e bölüyorum 3. Yazıyorum kalanları. Şurada y bölü 5 çarpı 3. 15 kaldı. Eşittir. 1 bölü 1. Burada da içler dışlar çarpımı yaparsak bizim sonucumuz 1 çarpı y 1 çarpı 15 eşittir 15 olur. Demek ki 15 ay sonra gerçekleşiyormuş bu durum.